Herkese selamlar arkadaşlar. Tracker SMP'nin yeri güncellemesiyle karşınızdayım. Fakat videoma geçmeden öncesinde yarın yani pazar günü LGS sınavına gelecek bütün kardeşlerime başarılar dilemek istiyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu gibi süreçleri ben de yaşadığım için ne kadar zor olduğunu bilirim. Umarım süreci en iyi şekilde atlatır ve istediğiniz okullara yerleşebilirsiniz. İstediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Allah bir kez daha yar ve yardımcınız olsun demek istiyorum. Videomun bu bölümünde mutlaka sizlere de yer vermek istedim. Şimdi Asıl konuya geçecek olursak Tracker SMP bugün yani 3 Haziran 2023 tarihiyle oyunumuzda yeni bir güncelleme yayınladı ve aslında bu güncelleme birazcık bir sürecin ardından geldi. Aslında tüm olaylar 27 Mayıs 2023 tarihinde Tracker SMP'nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmış olduğu videolar ve gönderilerle beraber başladı ve bu gönderiler üzerinde bugünün tarihi yani 3 Haziran 2023 tarihi işaret edildi. Ve tabi benim gündemle alakalı videolar çektiğimi bilen izleyicilerim de bana bak işte işte hani böyle bir şey gelecekmiş işte şöyle bir şey varmış bak şöyle bir şey paylaştılar ne geliyor işte sen bu konu hakkında bilgi sahibi misin falan fistan bunu bir sürü baya soru geldi bana yani anlayacağınız ve ben de konuyu birazcık araştırdım paylaşmış oldukları videonun içerisinden birkaç detaya takılarak Google üzerinde ufak tefek araştırmalar yaptım fakat beni tatmin edebilecek veya sizi tatmin edebileceğim bir sonuçla karşılaşamayınca bununla alakalı herhangi bir video üretmedim o yüzden ben de aslında sizler gibi 3 Haziran 2023 tarihini beklemeye başladım ve şu anda da o tarihe geldik ve Tracker Sempi burada işaret etmiş olduğu tarih üzerinde güncellemeyi sonunda yayınladı. Fakat her şeyden öncesinde ben aslında Tracker Sempi'nin bu sürece gelene kadarki zaman içerisinde paylaşmış olduğu videoyu sizlere bir izletmek istiyorum. Bu videoyu hep beraber bir inceleyelim istiyorum. Bunun için Twitter'ı kullanacağım. Şöyle başlatacak olursak videoyu göreceğiniz üzere Euro Truck Simnetriki üzerinde çekilmiş olan sinematik bir video ile karşı karşıya kalıyoruz. Aracımız aşağıdan ilerlerken karşısında şöyle bir sarı levha çıkıyor. Tabela çıkıyor. Ve bu tabela üzerinde 4 haftalık bir yol çalışması olacağı bizlere işaret ediliyor. Aracımız yola devam ederken de hemen sağ tarafta akıllı bir tabela ile karşılaşıyor. Ve bu akıllı tabelada da dijital yolların çok yakın bir zamanda geleceği belirtiliyor. Aslında ben de araştırmalarımı yaparken özellikle bu dijital yol konusuna baya bir baktım. Çünkü konunun tamamen bununla alakalı olacağını düşünerek araştırdım. İlk etaptaki düşüncem elektronik tabelalarla ilgiliydi. Yani oyundaki tüm tabelaların elektronik bir hale geçeceğini düşündüm. Fakat düşüncelerimde birazcık yanıldım. En azından Tracker Sempi'nin bugün gün içerisinde yayınlamış olduğu bu güncelleme beni yanıltmaya yetti. Şimdi hep beraber dilerseniz bir 3 Haziran 2023 tarihiyle yani bugün gelmiş olan güncellemeyi göz atalım. Şimdi tabi bu konudan da bahsetmeden öncesinde Truckers MP'nin şu birkaç günlük süreç içerisinde kalayısı çevreleyen otoyollarda yol çalışması vari yolları bariyerlerle daralttığını yolları dubalar koyduğunu ve bunun yanında akıllı tabelalarla beraber yol hakkında bilgi verdiğini gördük. Bu ortalama olarak birkaç günlük süreç boyunca devam etti. Hala daha da günümüzde devam ediyor. Şu anda da ekranda görmüş olduğunuz görüntüler bunu doğrular nitelikte zaten. Şu anda kala ise giderseniz göreceğiniz yol bundan ibaret. Yol sizlerin de görmüş olacağı üzere çift şeritten tek şeride düşürülmüş durumda. Ve kala ise giriş çıkışlar inanılmaz şekilde zorlaşmış durumda. Eklenen bu bariyerler ve dubalarla beraber yolların inanılmaz şekilde daraltıldığını ve bir yol çalışmasının sinyalinin bize verildiğini biz gördük zaten bu süreçte. Ve bugün gelen güncellemede aslında bununla alakalı oldu. Güncellemeye şöyle bakacak olursak aslında konuya direktman Real Operation konusuyla giriş yapmışlar arkadaşlar. Peki nedir bu Real Operation? Kısaca bundan da bahsedeyim. Real Operation aslında Tracker Sempi'nin 2017 yılından bu yana düzenlemiş olduğu bir etkinlik arkadaşlar. Bu etkinlikte yine Tracker Sempi'nin bizler için seçmiş olduğu rota üzerinde bir konvoy gerçekleştirirken, konvoyun yapılmış olduğu rota üzerinde yolun sağ ve solunda bir takım yol olaylarıyla karşılaşıyorduk. Atıyorum ters yatmış bir kamyon oluyordu. Bu kamyonu kaldırmak için gelen bir çekici görüyorduk. Yolu arkadan ve önden şekilde olmak üzere kapatan admin araçlarını görüyorduk. Oyunda daha önceden hiç görmediğimiz NPC araçlarını görüyorduk. Yani aslında Real Operation olarak sunmuş oldukları bu etkinliklerde bizler yol olaylarına dayalı pek çok konuyla karşılaşıyorduk. Ve bu da aslında gitmiş olduğumuz rotayı olabildiğince güzelleştiriyordu. İşte bugün getirmiş oldukları güncellemede aslında tamamıyla bunu ilgilendiriyor. İşte size az önce anlatmış olduğum bu Real Operation etkinliği bugün itibariyle Tracker Semp'inin simülasyon bir sunucusunda 3 Haziran'dan 2 Temmuz tarihine kadar Kalaisi çevreleyen bu otoyollar içerisinde gerçekleşecek arkadaşlar. Yani bu etkinliği ortalama olarak bir ay boyunca sürdürecekler. Bir aylık bir süreçle bunu yapmaya devam edecekler. Birazdan size bunlarla alakalı detayları da paylaşacağım. Ya bu az önce sizlere bahsetmiş olduğum Real Operation bir günlük bir olaydı. Konvoyumuzu yapıyorduk, bitiyordu, gidiyordu ve bir daha herhangi bir şekilde bu konuyla alakalı bir şey görmüyorduk. Ama Tracker Sempi bugün getirmiş olduğu güncelleme ile beraber 3 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar simülasyon bir sunucusunda Kalais yolunu çevreleyen otoyollarda bu Real Operation et etkinliğini düzenleyecek. Tabi ismi Real Operation olarak geçmeyecek fakat onu inanılmaz şekilde andıracak bir etkinlik olacak. Hatta daha da iyisi olacak diyebilirim. Çünkü işin içerisinde bizler de olacağız. Şimdi bununla alakalı konuşmak gerekirse ilk olarak sizlere zaten en önemli bilgiyi verdim. Birincisi etkinlik 3 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Bir kere bunu kesinlikle kafanıza kazıyın. İkinci olarak da etkinlikler sadece ama sadece simülasyon bir sunucusunda gerçekleşecek. En azından burada bana belirtilmiş olan konu bu ve biz bu iki olaya göre bu güncellemeyi aslında dolu dolu yaşayacağız. Peki bu olaylar nasıl gerçekleşecek? Yani nasıl olacak? Bunu soracaksınız. Birazdan size bununla alakalı Tracker Semp'inin sırf bu güncelleme için hazırlamış olduğu bir videoyu da izletmiş olacağım. O videoyu izleyerek zaten çok daha iyi anlamış olacaksınız güncellemeyi. Konuya gelecek olursak Tracker Semp'i zaten burada detaylı bir şekilde anlatmış. Ben bu sayfanın da linkini açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Çünkü detayları buradan da okumak isteyecek pek çok arkadaşım olacaktır. Şimdi burada göreceğiniz üzere az önce sizlere anlatmış olduğum gibi gibi Kalais'i çevreleyen 3 farklı otoyol görüyoruz ve Tracker Sempi'nin bugün itibariyle 2 Temmuz'a kadar yapacağı bu etkinliklerin işte bu gösterilen alan içerisinde gerçekleşeceğini bizlere söylemiş oluyor ve bu etkinlikle alakalı paylaşılmış olan detaylar aslında bize şunu söylüyor. Ekranda şu anda bir video görüyorsunuz. Bu videoda ben aracımla beraber gidiyorum. Yolun normale göre bir şerit daha daraltıldığını görüyorum ve sağ tarafta olabildiğince büyük bir şerit görüyorum. Fakat oraya giriş için bana herhangi bir şekilde izin verilmiyor. İşte sizler şu andan itibaren simülasyon 1'de Kalais'i çevreleyen bu yollarda giderseniz kafanızı hafiften sağ çevirdiğiniz zaman o bölgelerde yol çalışması yapan adminlere denk geleceksiniz. Etkinlik görevlilerine denk geleceksiniz. O bölge içerisinde adminler oyun içerisinde bizlerin kullanamadığı NPC araçlarını kullanarak bizlere güzel bir inşaat çalışması yol çalışması sergileyecekler. Ve bu ortalama olarak bir aylık bir süreç içerisinde gerçekleşecek. Yani bir ay boyunca bu olaylar devam edecek. Bir aylık bu süreç içerisinde biz yol kenarları Böyle olayları görüntüleyebileceğiz arkadaşlar. Ve burada belirtildiği konuya göre bazen adminler o bölgelere ulaşabilmek için bizlerin yolunu kesecek. Ve biz bir süre o yolda bekleyerek adminlerin önümüzden iş araçlarıyla beraber geçmesini izleyeceğiz. Yani bir anda sen mesela Kalais yolunda mı gidiyorsun? Pat hemen senin önün kesilecek bir admin tarafından. Adamlar önünden konteyner taşıyan tırlarla, onun dışında kepçelerle, belki de hafriyat kamyonlarıyla, yani aklına gelebilecek bütün inşaat araçlarıyla önünden geçecek ve daha sonrasında kapatılabilecek olan bu alanlara giriş yapacaklar ve orada da bir yol çalışması sergileyecekler. Böylelikle bizler aslında oyun içerisinde aktif bir yol çalışması izleyeceğiz. Ve galiba bu yol çalışmasının sonucunda yol çalışmasını gerçekten idare ettikleri bu bölgelerde çalışmanın sonucunda gerçek bir güncelleme ile beraber yolun o bölgesi yenilenecek diye duydum. Yani atıyorum köprünün altını yeniliyorlarsa bir güncelleme ile beraber çalışma bittikten hemen sonrasında o köprü komple yenilenecek diye duydum. Tabi bunlar tamamen söylenti. Burada da zaten biraz bunu işaret eden konular var. Ama bunu hep beraber yaşayarak göreceğiz. O yüzden bu olayın gerçekten çok güzel olduğunu söylemek mümkün. Tabi bilgisayarı gerçekten kötü olan kardeşlerimin Kalais'in şu anki haliyle oraya gitmesini pek uygun bulmuyorum. Çünkü böyle bir güncellemeyi bulmuş olan bütün oyuncular oraya yığılacaktır. O yüzden inanılmaz büyük trafiklerle karşı karşıya kalacağımıza inanıyorum. Bu süreç içerisinde Kalais-Duisburg yolu birazcık bize haram olacak gibi gözüküyor. Şimdi Tracker Samp'inin bu konuyla alakalı paylaşmış olduğu videoya sizleri bir götürmek istiyorum. Bu video içerisinde güncellemeyi çok güzel bir şekilde anlatmışlar zaten. Biz de izlemiş olduğumuz bu görüntüler üzerinden birazcık konuşuruz. Şimdi dilerseniz hep beraber bir videomuzu izleyelim. İşte izlemiş olduğunuz bu görüntülerden de yola çıkacak olursak aslında ciddi bir yol çalışması izleyeceğiz diyebiliriz arkadaşlar. Paylaşılan görüntüler üzerinden de gitmek gerekirse şöyle göreceğiniz üzere yol üzerinde resmen hareket eden bir kepçe ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Tabi bu araçları tamamen adminler kullanıyor. Yani admin bir anda kalayısın içerisinden şu kepçe ile beraber hareket etmeye başlayacak ve daha sonrasında da yol çalışmasının gerçekleştiği bölgeye doğru hareket edecek. Daha sonrasında da hep beraber buraya gelecekler. Burası tabi yolun kapalı olan kısmı. Burada da hep beraber bir yol çalışmasına imza atacaklar. Tabi biz bu olayın neresinde olacağız? Biz bu olayın aslında tam olarak şu şeridinde olacağız arkadaşlar. Adminler ve etkinlik görevlileri şu bölgede etkinliklerini gerçekleştirirken yani yol çalışmasını yaparken biz de yolun sol bölgesinden hareket edip kafamızı hafiften sağa çevirdiğimiz zaman burada yapılan işleri görüntüleyebileceğiz. Bu da tabi bizler için ayrı bir keyif ayrı bir güzellik olacak. Tabi aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bunu özellikle Tracker SMP belirtmiş zaten. Şimdi mesela şurada görüyorsunuz ki şöyle izletmek gerek Burada gördüğünüz üzere araçlarımız gidiyorlar şu anda mesela ana yola çıkmış bu araç nerede gidiyor şu an bak. Bak gördüğün gibi normalde yol çalışmasının olduğu bölge şurası değil mi? Ama gördüğün gibi adam şu anda bizim gitmemiz gereken şeritten hareket ediyor. Bu da ne demek oluyor? Duruma göre bazen adminler bizim yolumuzu kesecek ve bir anda bu yol çalışması ile ilgili araçlar önümüzden geçmeye başlayacak. Yani bizim şeridimizi kullanıp buraya geçmeye çalışacaklar. Yani sen bir anda önünün kesilmiş olduğunu göreceksin. Daha sonrasında da önünden şöyle devasa bir kepçe geçecek. Daha sonrasında arkasından hemen bir hafriyat kamyonu gelecek. Şöyle göreceksin ki konteyner taşıyan bir kamyon olacak. Yani önünden bir sürü araç geçecek ve bu süreç içerisinde Kalais'te bazı yol çalışmalarını sen de görüntülemiş olacaksın. Bunlar videomun pek çok kısmında söylemiş olduğum gibi 2 Haziran'dan 3 Temmuz'a kadar geçerli olacak arkadaşlar ve bu olay şu anlık sadece simülasyon bir sunucusunda gerçekleşecek. O yüzden bu yol olaylarını görmek istiyorsanız simülasyon bir sunucusuna girmeniz gerekmekte. Tabi bu etkinliklerin şu anda bu ilki bu eğer ki başarılı ve güzel bir etkinlik olursa ilerleyen dönemde yenilerini yapabileceklerini bizlere söylemişler. O yüzden hem bu etkinliği hem de bu etkinliklerin devamını sabırla bekleyeceğiz. Ben güzel olacağına inanıyorum. Hazır yaz tatiline de giriyoruz. Pek çok öğrenci kardeşimiz oyuna geri dönecektir. Bu oyunu oynamak için yaz tatilini bekleyen pek çok oyuncu oyuna geri dönecektir. O yüzden oyuna geri dönüş aşamasında böyle bir etkinlikle karşı karşıya kalmak gerçekten güzel olacaktır. Şimdiden tüm oyunculara iyi oyunlar dilerim. Hep beraber etkinliğin gidişatını görüntüleyeceğiz. Tabi ben de bu bir aylık süreç içerisinde mutlaka kalaysın bu kısmında bir sürüş yapmayı planlıyorum. O yüzden biz de mutlaka bu yol çalışmalarını den birinde denk geliriz. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. LGS sınavına girecek olan bütün kardeşlerime bir kez daha başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.